enkaz altındaki insanların kurtarılması, kurtarılanlara yardımların ulaşması, dayanışmanın büyütülmesi konusunda kriz merkezlerimiz gerek yerel yönetimlerle gerekse de kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve yurttaşlarımızla iletişim halindedir. Ayrıca yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz depremin yaşandığı 10 il ve ilçelerindedir. Eş genel başkanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız deprem bölgesinde halkımızla birliktedir. Büyük bir dayanışma ile acıları paylaşmaya, her insanımıza yardıma çalışıyoruz. Sayın vekiller, üzüntümüz ve acımız büyük ama öfkemiz de büyük. Fakat öfkeyle değil, akılla konuşacağız. Bakın, deprem deyince 5 kavramdan söz etmek istiyorum. Tedbir, hazırlık, zamanında müdahale, yurttaş dayanışması ve yerel yönetimler. Tek tek değerlendirelim. Depremler olur, şiddetli de olabilir. Depremlerde yıkılmayacak binalar birdir. Var, yok. Devletin görevi binaların uygunluğunu ve yerini kontrol etmek ve ona göre ruhsat vermek veya vermemektir. Yeterince ve doğru yapılıyor mu bu görev? Hayır, yapılmıyor. Deprem olduğunda yaraları sarmak için hazırlıklı olmak gerekir. Yeterli hazırlık var mı? Yok. AFAD yetersiz. Ayrılan bütçe komik. Hem eleman hem ekipman eksik. Tablo apaçık ortada. Biraz sonra sayılarla bunu tekrarlayacağım. Bu yetersizliğin yarattığı en önemli sonuç da zamanında müdahale edilmemesinin yarattığı ağır insanlık trajedisidir. Yaşanıyor mu bu trajedi? Evet, yaşanıyor. Bakın, 1999 Marmara depreminin üzerinden neredeyse çeyrek asır geçti. Çeyrek asırdır ders çıkarmayan, yeterli politika ve çözüm üretmeyen, tedbir almayan bir ülke yönetimi ve yaklaşımını Maraş depreminde bir kez daha apaçık gördük. İstanbul'da yaşanabilecek bir depremin sonuçlarını düşünmek bile istemiyoruz. Tablo ortada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre İstanbul'da toplam 1,5 milyon bina bulunmaktadır. Olası bir depremde yıkılacağı tahmin edilen bina sayısı en iyimser beklentiyle 190 bin civarındadır. Bugün deprem bölgesinde yıkılmış olan bina sayısı resmi açıklamaya göre 6.444'tür. Felaketi düşünebiliyor musunuz? Durumu tahayyül edebiliyor musunuz? Defalarca bunu sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Defalarca araştırma önergeleri verdik. Sonunda muhalefetin bu ısrarlı teklifleri sonucunda bir araştırma komisyonu kuruldu. 500 sayfalık bir rapor yayınladı bu araştırma komisyonu. 268 öneri var bu araştırma raporunda. Peki gereği yerine getirilmeye başlandı mı bu iktidar tarafından? Hayır. Çünkü iktidarın önceliği bu değil. Önceliğiniz rant projelerinde, yandaş müteahhite para kazandırmakta. Bakın, çok sayıda önergeler, soru önergeleri verdik bakanlıklara depremle ilgili. En son Adana milletvekilimiz Tülay Hatimoğulları Hatay'la ilgili soru önergesi verdi. 2022 yılının Aralık ayında. Cevap geldi mi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan? Hayır. Ciddiye bile almadı bakanlık bunu. Ve o soru önergesindeki sorular aslında bugün Hatay'da yaşanacak olanlara işaret ediyordu. Çok sayıdaki önergelerimize cevap gelmedi. 4 bakanlık dışında. Çevre, Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Enerji Bakanlığı rutin mevzuat cevapları verdi. Ama esas sorumlu bakanlıklar cevap vermedi. Çünkü ilgilenmiyorsunuz bu durumla. Şimdi bakın değerli vekiller, hemen her gün bilim insanları İzmir, Bingöl, Erzincan ve İstanbul kentlerinde büyük depremlerin eli kulağında olduğunu bas bas bağırmaya devam ediyor. Ancak iktidar sağır. Sayın vekiller, devletin 1999'dan bu yana yeterli bir hazırlığı olmadığı acılarla birlikte defalarca ve şimdi bir kez daha ortaya çıktı. Yöneticiler büyük ders aldık diyorlar. Nerede o dersler? Göremiyoruz. Hep söylüyoruz. Türkiye bir deprem ülkesidir. Deprem gibi bir afeti felakete dönüştüren ise tedbirsizliktir. Zamanında gerekli önlemlerin alınmamasıdır. Yapılaşmadan tutalım da arama kurtarma faaliyetlerine varıncaya kadar gerekli derslerin çıkartılmadığı, organize olunmadığı görülmektedir. Çok açık ve çok yazık. Bilim insanları yıllardır uyarmaktadır. Maraş depremi geliyorum dedi. Bunun bilinmemesi imkansızdı. Geliyorum diyen bir deprem karşısında hangi hazırlıklar yapıldı? Maalesef yine aynı vurdum duymazlıklar yaşandı. Görmezden gelindi. Bakın, size bir küçük bir paragraf okuyacağım. Yer altında
alıntı yapıyorum. Yer altında fay kırıklarından önce bağışlayın söylemek zorundayım. Kırılan ar damarlarıdır. Malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk kapkaççılığı, siyaset yan kesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır. Bu olay kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez. Kim söylemiş bu sözleri biliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemde 2003 yılında Bingöl'de yaşanan depremin hemen ardından bu sözleri etmiş. Şimdi bir düşünün bakalım. 6444 bina yıkıldı diyor resmi açıklamalar. Geleceği açıkça belli olan bu depremin önlemi neden alınmadı sorusuna vereceğiniz cevap yok. Neden deprem tehdidi karşısında kentsel dönüşümler gereken hızla gerçekleştirilmedi? Cevap yok. Sorumlu sizsiniz. Bu iktidardır. Önlem alınmamış vaziyette. Ne kadar pembeye boyarsanız boyayın. Bir kent nasıl yıkılır tamamen? Akıl alır gibi değil. Hatay ile ilgili raporlara baktık. Depremde yarısının yıkılmasına zaten bu raporlarda kesin gözüyle bakılıyormuş. Riskli bina oranı %80 verilmiş raporlarda. Hatay yani çoktan terk edilmiş bu iktidar tarafından. İşte sonucu bugün görüldü. Sayın vekiller, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda sosyal devlet tanımlaması vardır. Sosyal devlet nedir? Afette, salgında, yangında, depremde, kriz durumlarında önceden gerekli tedbirleri, önlemleri alan, kriz planlarını yapan, yurttaşın yanında olan, yaralarını saran, kurtaran, el uzatan bir sosyal organizasyonu, sosyal koordinasyonu içerir sosyal devlet anlayışı. Bizde bunun adı var, kendisi yok. Selde, orman yangınlarında gördük, yurttaş çaresizliğe sürüklendi. Yurttaşa yardımcı olması gereken sosyal devlet, halktan para, IBAN'la para toplayan devlete dönüştü. Sayın vekiller, bu iktidar o kadar merkeziyetçi bir anlayışa sahip ki, sivil alanı teşvik edeceğine her şeyi merkeze toplamaya çalışıyor. Yerel yönetimleri de güçsüzleştirip merkezi güçlendirmek bunun bir yansımasıdır. Büyük bir yanlıştır ve bu yanlış sonucunda büyük insani bedeller ödenmektedir. Şimdi de öyle oldu. Bu depremde de gördük ki devlet merkezinin mutlak iktidar biçiminde sarayda toplanması yaşanan sorunların çözümünde büyük yanlışlara yol açmaktadır. Deprem bir kez daha aşırı merkezileşmenin bu ülkenin en büyük felaketlerinden biri olduğunu göstermiştir. Bugün deprem değil, merkezin büyük beceriksizliği insanlarımızın yaşamını alıyor maalesef. Ülke çapında tarihte görülmemiş bir felaket karşısında devletin merkezi kurumları geç kalmıştır, zamanı kaçırmıştır. Devlete bağlı yerel kurumlar adeta felç olmuştur. Hiçbiri sarayın izni olmadan adım atamamaktadır. Oysa felaket anında sorunları hızlıca çözebilecek bir güç aynı zamanda yereldedir. Ama yerelin gücü ve kapasitesi yok edilmiş. Her şey merkeze toplanmıştır. Elbette devletin bütün gücünü seferber etme kararlılığında olması önemlidir. Ancak 10 kentin büyük ölçüde yerli bir olduğu bu depremde iktidar devlet gücünü zamanında seferber edememiş ve geç kalmıştır. Tekrar söylüyoruz ve geç kalmakla binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Sorumlu bu iktidarın zihniyetidir. Sayın vekiller, her felakette gördüğümüz tablo şudur. Organizasyon ya yoktur ya da yetersizdir. Koordinasyon ya yoktur ya da yetersizdir. 10 ili etkileyen Maraş depreminde de organizasyonsuzlukla, koordinasyonsuzlukla karşı karşıyayız. Çünkü yeterli tedbir alınamamıştır. Ön çalışma yetersizdir. En başta alınması gereken tedbirler günler sonra alınmıştır. İşte bu yaklaşım öngörüsüzlüğün, tedbirsizliğin ve organizasyonsuzluğun anlamına gelir. Arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli sayısında tablonun ne olduğu tam belli değildir. AFAD yaptığı bir açıklamada 24 bin personelin görevlendirildiğini söylemiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 12.181 personelin görev yaptığını söylemiştir. Oktay'dan bir saat sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı ise 53 bin AFAD personelinin görev yaptığını söylemiştir. Hangisi doğru belli değil. Ama şuna bakmamız lazım. Yani yıkılan bina başına 2-3-4 AFAD personelinin düştüğü bir depremde arama kurtarma çalışması nasıl başarılı bir şekilde yürütülebilir? İnsanlar nasıl kurtarılabilir? İşte depremi asıl afete dönüştüren gerçeklerden biri budur. AFAD yeterince koordine olamıyor. Elemanları sayısı itibariyle yetersiz ve büyük aksaklıklar yaşanıyor. Canla başla orada çalışan, insan kurtaran AFAD elemanlarına sonsuz ve yürekten teşekkür ediyoruz. Sorun onlarda değil.
AFAD'ın liyakatsiz yönetimindeki zihniyetten kaynaklanıyor. Türkiye bir deprem ülkesidir ama arama kurtarma çalışması yürüten görevli sayısı bu risk planlamasına göre istihdam edilmemiştir. Ya da depremin yarattığı yıkıma orantılı bir görevlendirme yapılmamıştır. Öyle olsaydı ulaşılmayan enkaz kalmazdı. Bugün ulaşılamayan hala köyler vardır ve sayının ne olduğu belli değildir. Enkazın altında olan insan sayısının ne olduğu belli değildir. Güvenlikçi bir devlet var ama sosyal devlet yok. Bu iktidarın tercihidir. Neredeyse her mevsimde bir felaketin yaşandığı bir ülkede AFAD gibi acil müdahale kurumlarının bütçesi vahimdir.